Evet arkadaşlar, şimdi 8. soruyla başlayalım. Hangileri yanlıştır demiş. X ile Z izotoptur. Şimdi bakıyorsunuz. X'in 16, Z'nin 16 görüyorsunuz. Kütle numaraları farklı. O zaman bunlar izotoptur. Y ile Z izotondur demiş. Şimdi Y ile Z'nin izoton olup olmadığına bir bakmamız lazım. Evet. Çıkardık. Nötron sayısını bulacağız. 14'ten 8 çıktı. Değil mi? 16. Elde var 1. Çıkardık. 2'den 1. Evet, şurası 16. Bunu çıkardık. 16. Evet. O zaman Y ile Z'nin sadece neleri aynı olmuş oluyor? Baktığımızda elektron sayıları da aynı da izoton olmuş oluyor. Doğrudur. Nötron sayıları aynı olduğu için. X ile Y izobardır. X ile Y'ye bakıyorsunuz. Kütle numaraları aynı. Evet, izobardır. X ile Y'nin fiziksel özellikleri aynıdır demiş. X ile Y'nin fiziksel özellikleri aynı olamaz çocuklar. Değil mi? Bunlar birbirlerinin izobarıdır. İzobarların fiziksel özellikleri, kimyasal özellikleri, komple her şeyleri farklıdır. Diyoruz. Gençler 9. sorudayız. Şimdi bakıyorsunuz, bakın bu kaç A grubu? 5 A grubu. Evet, bu bir soygaz, 8 A grubu. Buraya bakıyorum, bu da nedir? 2 A grubudur. Değil mi? Bunların katmanları, evet şurada tam çizmemiş de, şu 3. periyotta görüyorsunuz. Şu ikisi de 2. periyotta yer alıyor. O zaman çapları arasındaki ilişkiye baktığımda Z bir kere en büyük. Hani kardan adam çiziyorduk. Şöyle gösterelim. Evet, şurada da havucumuz var. Havucumuzun, yani burnumuz var. Evet, bakın X burada, Y de burada. O zaman X'in enerjisi daha, çapları daha büyük oluyor Y'ye göre. Evet, Z, X, Y şeklinde olacak. İyonlaşma enerjilerine bakıyorum. Şimdi 8 A'nın iyonlaşma enerjisinin en büyük olması gerekmiyor mu? Yani Y'nin en büyük olması lazım. O zaman hemen bunu ne yapıyoruz? Çiziyoruz. Şimdi Z'ye bakıyorsunuz. Çocuklar Z 2 A grubu olduğu için artı 2 alır. Y de nedir? Soygazdır. Soygaz bileşik oluşturabilir mi? Hayır, oluşturamaz. O zaman o seçenek de yanlışmış. Demek ki cevabımız yalnız 1 olacak. Şimdi 10. soruya bakalım. Bakın buradaki X hidrojen, değil mi? Ametaldir. Onu unutmayın. Evet, hidrojen. M'nin atom numarası 4'tür demiş. Doğru. 2. periyotta 2 A grubu. X ametaldir. Diğerleri metaldir. Doğru. Elektronegatifliği en düşük olan K'dır demiş. O da doğru. Y 1 A grubu olduğu için tüm bileşiklerinde artı 1 alır. O da doğrudur. Şimdi Z 2 A grubudur. Artı 2 alacak. X de ne yapacaktır? 1 A, yani hidrojendir. Ametaldir. Eksi 1 alır. Bu çaprazlamasını yapacak olursak Z X 2 bileşiğini oluşturur. Gördüğünüz gibi E seçeneği nedir? Yanlıştır. 11. soruya bakıyorsunuz. 11. soru bir yanma olayı söz konusu. Evet, metan gazı ile ilgili bilgiyi vermiş yukarıda. Şimdi CH4'ü yakalım biz. CH4 artı oksijen eşittir. Ne diyeceğim? Karbondioksit artı su. Evet, şimdi bakıyorum. Denkleştirelim. Karbon 1, hidrojenin önüne 2, oksijenin önüne de 2 koyduk. Tepkimimizi denkleştirdik. 48 gram metan gazı demiş. Evet, karbon 12, hidrojen 1. Hesabımızı yaparsak bu 16 gelecek. Yani burası ne kadarmış? 3 molmuş. Çocuklar bu 3 mol. Bakın katsayısı 1, karbondioksitin katsayısı da 1. O zaman bu da 3 moldur. Şimdi normal koşullardaki hacmini soruyor. 22,4 ile çarptığımda, değil mi? 67,2 litre yapacaktır. Yani cevabımız denizli olmuş oluyor. Şimdi bakıyoruz CH4 molekülü için verilenler demiş. Pardon, şunu bir dakika sileyim, yanlış şey yazdık. Evet, şimdi CH4 molekülü için verilenlere bakıyoruz. Şimdi CH4, evet şöyle gösteriyoruz. Evet, molekülümüz apolar, bağlarımız polardır, evet. Şimdi karbon kısmı pozitif, hidrojenler negatiftir demiş. Bakın burası yanlış. Çünkü karbonun elektronegatifliği hidrojenden nedir? Daha büyüktür. Yani hidrojenler artı pozisyonda olacak. Değil mi? Karbon da hangi pozisyonda oldu? Eksi 4 oldu. Karbon oktete, yani 8'e ulaşmış. Hidrojenler dublete ulaşmıştır. Doğru. Apolar molekül olduğu için moleküller arasında sadece London kuvveti vardır. O da doğru. Yakıldığında tabii ki de karbondioksit ve su oluşturur. O da doğrudur. 13. soru bir tepkime
türü belirleme sorusu. Sodyum klorür gümüş nitratla bakın tepkimeye giriyor. Bir çökelek oluşuyor. Bu çözünme çökelme tepkimesidir. Evet. Evet, iki tane molekül birleşip başka büyük bir molekül oluşturuyor. Bu bir sentezdir. Doğrudur. Hemen aşağıya bakalım. Bakın bunu yakmışız. Bu bir yanma reaksiyonudur. Evet, sodyum bikarbonatı parçalayıp gördüğünüz gibi farklı maddelere dönüştürdük. Bu bir analizdir. Şimdi bu bir asit baz tepkimesidir, kabulüm. Ama nötrleşme demem için burada benim ne olması lazım? Aynı zamanda suyun çıkması lazım. Bu bir nötrleşme tepkimesi değil çocuklar. Asit baz deseydi doğruydu. Ama nötrleşme değildir. Şimdi çocuklar bir ayırma yöntem sorusu var. Ayırma yöntemleriyle alakalı. Şimdi çayın demlenmesi neydi? Özütlemeydi. Değil mi? Bunu çiziyoruz. Böbrek hastalarının kanının temizlenmesi nedir? Diyaliz yöntemidir. Bunu da çiziyoruz. Otomobildeki hava filtrelerinin tozları havadan ayırması nedir? Süzmedir. Bunu da şey yapıyoruz. Şimdi deniz suyundan tuz eldesi görüyorsunuz. Tuzun ne yapmasından bahsediyoruz? Kristallendirilmesinden bahsediyoruz. Evet, ne oldu? Bu da bir kristallendirme yöntemidir. Bunu da çözüyoruz. Ama dekantasyon yok burada gençler. Dekantasyonluk bir durum yok gördüğünüz gibi. Dekantasyon neydi? Dökme, aktarmaydı. Burada döküp aktaracağımız herhangi bir şey yok.